Hepinize selam. Bugünkü yayınımıza her zamankinden farklı olarak bir masalla başlayacağız. Bir zamanlar Sovyetler Birliği adında huzur dolu bir ülkede Vanya ve Kola isimli iki çocuk yaşarmış. Aynı okulda eğitim almakta olan bu çocuklar birbirlerini çok sever ve çok da iyi anlaşırlarmış. Evet, şu anda YouTube'dan beni dinleyenler mümkünse hemen ekrana baksınlar. Spotify'dan dinleyenlerin öyle bir şansı olmayacak ne yazık ki. Zira masalın baş kahramanları olan Vanya ve Kola'yı şu anda ekrana yansıtıyorum. Eğer tiplerini merak ederseniz bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi soldaki sarı saçlı, uzun boylu çocuk Vanya. Sağdaki kısa boylu, biraz daha çelimsiz, kahverengi saçlı çocuk ise Kola. Ve arka planda da her gün beraber gittikleri okulu görüyoruz. Evet, masalımıza devam edelim. Fiziki açıdan daha iri ve güçlü olan Vanya, Kola'yı diğer kötü çocuklardan her daim korurmuş. Tıpkı bu sahnede olduğu gibi, ne görüyoruz burada? Sakin sakin, huzurlu huzurlu kumdan kaleler yapmakta olan Vanya ve Kola'nın yanına ansızın bir bad boy, yani kötü çocuk yaklaşıyor. Kötü çocuk Kola'yı her nedense darp etmeye kalkışıyor. Ancak ne mutlu ki Vanya, can dostu Kola'yı dayak yemekten kurtarıyor. Ve kötü çocuğu da oradan bir şekilde uzaklaştırıyor. Vanya ve Kola birlikte mutlu mesut yaşarlar iken, derslerde aynı sırayı paylaşıp, teneffüslerde aynı simidi, aynı poğaçayı dişlerler iken, günlerden bir gün Kola başka sınıftan yeni arkadaşlar edinmeye başlamış. Yeni arkadaşlar edindikçe de Vanya'dan uzaklaşıyormuş kerata. Vanya ilk başta ne olup bittiğine anlam verememiş. Ta ki Kola başka bir sınıfa geçmek istediğini Vanya'ya beyan edinceye kadar. "Neden başka sınıfa geçmek istiyorsun ki?" diye sormuş Vanya şaşkınlık içerisinde. "Çünkü canım öyle istiyor," diye kestirip atmış Kola. Ve ardından şöyle eklemiş: "Benim adım Kola değil, Mikola. Bundan sonra bana Mikola diye hitap edeceksin." Evet, işittiği bu sözler karşısında Vanya'nın nasıl bir şaşkınlık yaşadığını şu an ekranda görüyoruz. Hemen bir zoom yapalım Vanya'nın suratına. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam, belki yüzündeki tebessüm hala duruyor ama Kola'nın arkasından, daha doğrusu Mikola'nın arkasından nasıl da baka kalmış zavallı çocuk. Belli ki hala idrak edememiş. Neden her daim koruyup kolladığı, en yakın arkadaşım dediği kişi tarafından terk edildiğini. Kola'yı bundan sonra Mikola diye anacağız. Çünkü kendisi şiddetli bir şekilde bunu talep ediyor. Vanya ile Mikola ne yazık ki artık farklı sınıflarda okuyorlarmış. Mikola'nın yeni sıra arkadaşı Amerikan bayrağı desenli sweatshirtler giyen dallamanın tekiymiş. İşte bu ekranda gördüğünüz Amerikan bayrağı desenli sweatshirtler giyen dallama çocuk, her nedendir bilinmez ama sürekli olarak Mikola'nın kulağına bir şeyler fısıldıyormuş. Ekranda gördüğünüz gibi. Zamanla Mikola'nın huyu suyu değişmiş. O masum mülayim çocuğun içinden sanki bir canavar çıkmış. Artık Mikola teneffüslerde azılı bir serseri gibi eline bir sopa alıyor ve kendisinden daha küçük, zavallı çocuklara saldırıp duruyormuş. İşte burada Mikola'nın yüzündeki öfkeyi görüyorsunuz. Sopayı Allah ne verdiyse küçük çocuklara doğru savuruyor. Pek tabii ki Mikola'nın bu hızla değişen karakteri, her geçen gün saldırganlaşması ve küçük çocukları koridorda sopa ile kovalaması Vanya'yı fevkalade rahatsız etmiş. Zira Vanya her zaman ama her zaman kardeşlikten ve barıştan yana bir çocukmuş. Bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayacağını anlayan Vanya,
darp edilen o küçük zavallı çocukları da arkasına alarak Mukola'nın önünü kesmiş. Ey Mukola! Ey Mukola! Ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun bu küçücük zavallı çocukları darp etmeye? Diye hesap sormuş. Sana ne kardeşim, sen onların avukatı mısın? Diye karşılık vermiş bizim Mukola. Vanya bakmış ki diyalogla bu sorunu çözemeyecek. Mukola'nın elindeki sopayı almak için hızlıca bir hamle yapmış. Gel gelelim Mukola sopayı vermemek konusunda son derece kararlıymış. Bir müddet devam eden bu arbedenin ardından sopa çat diye ikiye ayrılmış ve iki parçası da Vanya'nın ellerinde kalmış. Tam o sırada Mukola'nın yeni sınıfından yeni arkadaşları destek için oraya gelmesinler mi? Evet, bu kaotik sahneyi şu an ekranda görüyorsunuz. Mukola'nın desteğe gelen arkadaşlarından birisi az önce de bahsettiğim Amerikan bayrağı sweatshirtlü dallama çocuk. Diğer arkadaşı ise ilginçtir ki Almanya bayraklı sweatshirt giyen bir başka dallama çocuk. Bu çocukların kaşları tıpkı Mukola'nınkiler gibi son derece çatık. Adeta gerilim ya da savaş ister gibi bir halleri var. Öte yandan bakın Vanya'ya. Vanya'nın suratında benzer bir nefret, öfke göremiyoruz. Çünkü Vanya her daim kardeşlikten ve barıştan yana. Tabii arkadaşlarından cesaret alan Mukola başlamış avazı çıktığı kadar bağırmaya. Bu beni sopayla dövdü demiş. Bakın elinde sopa var diye işaret etmiş. Tabii bu beklenmedik iftira karşısında Vanya dehşete düşmüş. Hayır, yalan söylüyor. Ben kimseyi dövmedim demiş Vanya. Esas o küçük çocukları sopayla kovalıyordu. Neden müdahale etmediniz hiçbiriniz? Neden bu şiddete, herkesin ortasında cereyan eden bu şiddete sessiz kaldınız? Ben sopasını elinden alınca mı suçlu oldum şu anda? Demiş Vanya ama ne fayda. Vanya iftiraya uğradığını anlatıyormuş ama eş zamanlı olarak Mukola o kadar yüksek bir desibelden bağırıyormuş ki hiç kimse Vanya'nın sesini duymamış bile. Özetle ihale suçsuz olduğu halde Vanya'ya kalmış. Ve masal şöyle devam eder değerli sosyopat kardeşlerim. Vanya ile Mukola'nın bu hikayesi Ukrayna ve Rusya adındaki iki kardeş ülkenin hikayesine benzemektedir. Evet, şimdi geldik Zurna'nın, çizgi filmin Zort dediği yere. Anlatıcının bu cümleyi kurmasıyla birlikte ekranda Ukrayna-Rusya sınırı belirir boylu boyunca ve biz tam o anda anlarız ki dinlediğimiz şey bir analoji değil ya da bir metafor olmaktan çıkmıştır artık izlemekte olduğumuz bu video. Aslında ideolojik bir söylem mücadelesinin tam olarak içindeyizdir. Hatta adını doğru koymak gerekirse düpedüz bir propagandadır bu ve özellikle çocuklar hedef alınmıştır. Güçlü ve cüsseli olan ama her daim barışı savunan Vanya, Rusya'nın ta kendisidir. Önceleri Vanya'nın koruması altında olup sonradan her nedense huyu suyu değişen, her nedense derken bunu ünlem koyarak söylüyorum, nedeni zaten belli. Kötü arkadaşlarının etkisiyle her geçen gün değişen ve saldırganlaşan Mukola, Ukrayna'dır. Mukola'nın yeni sınıfındaki arkadaşlarının hangi ülkeleri temsil ettiğini zannediyorum ki söylemeye bile gerek yok. Ve son olarak Mukola'nın sopayla kovaladığı küçük çocuklar ise Donbas bölgesindeki iki şehir, Donetsk ve Luhansk. Şimdi size uzun uzadıya anlattığım bu çizgi film geçen sene bu zamanlarda Rusya Devlet Televizyonu'nda yayınlandı değerli sosyopat kardeşlerim. Ve halen bugün dahi Putin yönetimi bütün çocukların, istisnasız bütün Rus çocuklarının bu çizgi filmi izlemesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Hatta bildiğim kadarıyla sık sık ekranlara getirilmeye halen devam ediyor bu propaganda yüklü çizgi film.
школу, а просто отобрал у него палку, чтобы он не обижал ребят, объясняет Ваня. Но его не слышат остальные, потому что Микола очень громко кричит, что его бьют. İşte bugünkü konumuz tam olarak bununla alakalı. Bugün bir iletişim profesörü olan George Gerbner'a ait kültürel göstergeler ve ekmek kuramını konuşmaya gayret göstereceğiz. Eğer hazırsanız ve her zaman yaptığınız gibi zihninizin kemerlerini çözdüyseniz, haydi biraz daha Gerbner'ın bu muazzam kuramını konuşalım, üzerine biraz sohbet edelim. George Gerbner 1919 yılında Macaristan'da dünyaya geliyor ve üniversiteden mezun olana kadar Macaristan'dan ayrılmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Budapeşte Üniversitesi'nde antropoloji okuyor lisans olarak, ancak bunu Wikipedia'dan bir kontrol edebilirsiniz. 1939 yılına gelindiğinde ise malum o yıllarda Avrupa'da İşler bir hayli karışıyor. Yahudi kökenli olduğu için Gerbner Paris'e kaçmak zorunda kalıyor. Paris'te bir müddet yaşadıktan sonra da kesin olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Gerbner burada herhalde öğrenciliğe doyamadığından olsa gerek, tıpkı benim gibi, Kaliforniya'da önce psikoloji, sonra sosyoloji ve ardından da gazetecilik lisansları okuyor. Gazetecilik programından mezun olmasının ardından da muhtelif basın kuruluşlarında, muhtelif pozisyonlarda görev alıyor. Ardından son derece ilginç bir askerlik macerası var Gerbner'ın. Amerikan ordusunun oldukça başarılı bir üyesi oluyor. Olmak zorunda kalıyor ya da. İkinci Dünya Savaşı boyunca Amerikan ordusunda çok stratejik görevler alıyor ilginç bir şekilde. Ancak buralara girmeyeceğim çünkü bu tarz hayat hikayelerini, bu tarz enformasyonları zaten internetten kendiniz bizzat bulabilirsiniz. Biz gelelim konumuza. George Gerbner'a şöhret kazandıran unsurlardan birisi onun kitle iletişimine dair ortaya attığı bir kuram. Kültürel göstergeler ve ekmek kuramı. Gerbner bu kuramı 1970'li yıllarda geliştiriyor. Peki bu kuram bize ne anlatıyor? Ben şimdi her zaman olduğu gibi son derece yalın bir dille size bu kuramı özetlemeye gayret göstereceğim. Diyor ki Gerbner, medya insanlar üzerinde sadece gözlemlenebilir, sadece geçici, kısa vadeli etkiler yaratmaz. Aynı zamanda çok uzun yıllar, hatta belki ömür boyu sürebilecek majör etkiler de yaratır. Medya, henüz bizler yumurtayken, henüz bizler ufacık birer çocuk iken zihnimize bazı tohumlar eker. Bu tohumlar zaman içerisinde filizlenir ve bu filizler de bizim toplumsal gerçekliği algılama biçimimizin ta kendisi olur. Dolayısıyla buradaki vurgu şu, değerli sosyopat kardeşlerim, medya sadece özel bir tutum, özel bir kanaat yaratmakta kalmaz. Örneğin bu sene seçim var, çok yakında Mayıs ayında. Medya bize kime oy vereceğimize dair bir kanaate sahip olmamız yönünde telkin yapmakla kalmaz. Bu işin son derece basit kısmıdır. Yani buzdağının görünen kısmıdır bu. Medya bize aynı zamanda hayatın gerçekleri ile alakalı temel varsayımları, temel yargılama kıstaslarını kafamıza sokar, yerleştirir, eker ve filizlendirir. Hemen bir örnek verelim ki konu kafamıza iyice bir yerleşsin. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde, ki benim yüksek lisans yaptığım üniversite, tabii o zaman Gazi'ydi İletişim Fakültesi. Orada görev yapmakta olan Esra Keloğlu İşler Hoca'nın çizgi filmler üzerine yaptığı bir çalışma var. İnternetten çok rahatlıkla bulabilirsiniz, herhangi bir ücret ödemeden. Bu makaleyi hepinizin okumasını şiddetle tavsiye ederim. Özellikle de bir iletişimciyseniz ya da bir sosyologsanız. Bu makalede iki ünlü çizgi filmi
mercek altına almış Esra Hoca. Bunlar Türk yapımı Pepe, ki zannediyorum ki şarkıcı var bir tane, adını anmak istemediğim. Şimdi kimseyi bu video üzerinden anmayalım. Yarın bu video yayılır, ola ki insanlar bunu daha çok izlerler. Sonra farklı insanların kulaklarına gitsin istemem. Kimseyle uğraşacak halim yok. Ama ünlü bir şarkıcının ve onun karısının galiba prodüksiyonluğunu yaptığı bir çizgi film bu. Pepe. Gerçi söylemiş de olduk kimden bahsettiğimizi net bir şekilde, ama her neyse. Ve diğer çizgi film Kanada yapımı Kayu. Mutlaka duymuşsunuzdur bu çizgi filmleri. Hatta ailenizde sizden çok daha küçük bir fert varsa, işte yeğeniniz olur, benim yeğenim var, sizin kuzeniniz, çocuğunuz, torununuz, hiç fark etmez. Mutlaka maruz da kalmışsınızdır yakın zamanda. Şimdi Esra Hoca bu iki çizgi filmi mukayese edince şöyle bir farklılık tespit etmiş. Pepe'nin annesi mütemadiyen mutfakta. Kadın çalışmıyor, gününün büyük bir bölümünü mutfakta geçiriyor. Örneğin yere yemek döküldüğü vakit Pepe ve dedesi şöyle bir cümle kurabiliyor. Hadi biz buradan çıkalım da anne rahatça temizlesin yere dökülen yemeği. Zira evin erkekleri yerdeki yemeği temizlemeye tenezzül etmeyecekler ve bu bir çeşit norm falan filan. Bu kısımları zaten biliyorsunuz. Kısacası Pepe'nin annesi ideal bir Anadolu'nun toprak anası. Tipik bir, stereotipik bir Anadolu kadını. Öte yandan Kayu'nun annesinin bir işi var. Bayağı mesaili, sigortalı bir işi var. Sabahları tıpkı evin erkeği gibi uyanıyor, elbisesini giyiyor, süsleniyor ve işe gidiyor. Hatta arabası da var, yanlış hatırlamıyorsam. Kadın çalıştığı için de evin işleri, evin bütün o rutin temizliği, yemeği, ütüsü vesaire, bu işler bütün fertler tarafından, istisnasız çocuklar dahil, imece usulüyle hallediliyor. Kısacası Kayo'nun annesi, Pepe'nin annesinin aksine kamusal alanda da varlık gösterebilen bir kadın. Burada ne görüyoruz değerli sosyopat kardeşlerim? Zaten malum olan toplumsal ya da kültürel bir gerçekliğin yeniden çizgi film vasıtasıyla üretildiğini görüyoruz. Ve bu yeniden üretim süreci de çocukların zihnine ekilen bir takım tohumlar sayesinde gerçekleşiyor. Kısacası bu süreci çok basite indirgemek pahasına söylüyorum. Pepe izleyen çocuk ile Kayu izleyen çocuk anne figürüne ya da kadın figürüne aynı perspektiften, aynı noktadan bakamıyor. Dediğimiz gibi bazen hayat boyu devam eden bir filizlenme, hatta ağaçlanma süreci söz konusu. Şimdi geçen bölümde Walter Lippmann'dan bahsetmiştik. Çok fazla izlenmedi o video. Hatta bir üye kaybetmişiz. Pardon, bir abone o video ile birlikte. Neyse, önemli değil. Şimdi Lippmann ile Gerbner'ı mukayese edecek olursak, aralarında son derece radikal bir fark var aslında. Lippmann ne demiştik hatırlayın? Aydınlanmış bir kamuoyuna inanmaz. Önceki bölümde uzun uzadıya anlattığımız gibi, lütfen bölümleri ihmal etmeyin. İletişimciyseniz, sosyoloji okuyorsanız, örgün ya da açık öğretimden hiç fark etmez. İhmal etmeden bölümleri izlemenizi hem tavsiye ederim hem de rica ederim. Şimdi o bölümde uzun uzadıya anlattığımız gibi, Lippmann'a göre toplumun geneli politikadan zerre kadar anlamayan, tabiri caizse Bekir Coşkun'un deyimini örnek vermiştik, toplum göbeğini kaşıyan adamlardan ibarettir. Dolayısıyla devletler Walter Lippmann'a göre bir avuç elit tarafından yönetilmelidir. Şimdi biz bu açıdan Lippmann'ı olsa olsa ana akım kuramcıların arasına yerleştirebiliriz. Tutup da elitizm taslayan, halkın göbeğini kaşıyan adamlar olduğunu demokrasiden, seçimden, yönetim organizasyonundan anlayamayacağını öne süren Lippmann'ı eleştirel kuramcılar arasına koyacak halimiz yok.
bu son derece absürt olur. Ki aslını soracak olursanız ben Lippmann'ın bir kuramı olduğundan da şüpheliyim. Zaten kendisi bir sosyal bilimci değil, bir gazeteci en nihayetinde. Öte yandan Gerbner'a bakıyoruz. Gerbner sistemi ciddi ciddi eleştiren bir düşünür. Gerbner genel çerçeveye baktığımızda Lippmann'ın dediklerinin tam tersini savunuyor aslında. Ona göre medya hali hazırda elit zümreler tarafından kontrol edilmekte. Ve biz sıradan insanlar bununla mücadele etmeliyiz. Medyanın zihnimize mütemadiyen ektiği tohumlara karşı en azından bir miktar direnç gösterebilmeliyiz. Bu da tabii ki ancak farkındalıkla mümkün. İnsanın kendi zihnine kök salmış fikirlerin izini sürebilme marifetiyle, kabiliyetiyle mümkün bu. Demek ki Gerbner, evet, medyanın güçlü etkisine son derece inanıyor. Zaten tam da bu yüzden onu güçlü etkiler paradigmasına yerleştiriyoruz. Ve yine evet, o aynı zamanda eleştirel bir kuramcı. Hem ampirik yöntemler kullanıyor, hem de değer ve bilinç yönelimli kuramlar geliştiriyor. Olan ile olması gerekeni birbirinden ayırıyor ve böylece ana akım kuramcılarla eleştirel kuramcılar arasında tam bir kavşak noktasında duruyor. Son olarak şunu da belirteyim. Medyanın çocukluğumuzdan beri bizim zihinlerimize attığı tohumlardan birisi de şu: dünyanın korkunç bir yer olduğu algısı. Neden? Çünkü sürekli olarak ana haber bültenlerinde, gazetelerin 3. sayfalarında ya da Twitter'daki trend topiklerde o kadar fazla kötülük, o kadar fazla şiddet, barbarlık, vahşet, cehalet görüyoruz ki dünyayı sahiden bir çeşit distopya gibi algılamak zorunda hissediyoruz ya da bilinç dışımızda dünya böyle bir tahayyül olarak beliriyor. Gel gelelim değerli sosyopat kardeşlerim, dünya bu kadar korkunç bir yer değil. Gerçekten eğer dışarı çıktığınızda kendinizi kapatmayıp insanlarla sahici diyaloglar kurarsanız, çok iyi kalpli insanların, hatta sizin gibi düşünen, sizin gibi kaygıları olan, sizin gibi dünyayı bir cehennem olarak tahayyül eden medyanın bu etkisi nedeniyle insanlar çoğunlukta. Aslında okuduğumuz bütün o kötü haberler hepsi münferit. Ancak o kadar çok öne çıkıyor ki yanlış bir algıya yol açıyor. Buna George Gerbner ne diyor? Acımasız dünya sendromu diyor. Peki bilin bakalım, acımasız dünya sendromuna yakalanan bizim gibi milyonlarca, hatta milyarlarca insan çareyi nerede bulur? Elbette ki en yakınındaki siyasi iktidara tutunarak. Daha doğrusu mevcut siyasi iktidarların istikrarına tutunarak, işte bu bahsettiğimiz acımasız dünya sendromunun bir semptomunu aslında göstermiş olur. Oysa ki değerli sosyopat kardeşlerim, az önce ifade ettiğim gibi, emin olun dünya medyada anlatıldığı kadar korkunç bir yer değil. Ve siz de gerek toplumun gerek devletin güya bekası için sürekli aynı siyasi iktidarlara tutunmak, onları kurtarıcı olarak görmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu iktidar ve bu medya organları sizi bu telaşa, sizi bu gelecek kaygısına, sizi bu güvenlik kaygısına kasten itmiş durumda ve yakın gelecekte de bunu yapmaya devam edecek. Evet, işte bu da zaten George Gerbner'ın neden bir eleştirel kuramcı olarak kategorize edilebileceğinin bir örneği. Gerbner bizi bu konuda da çizgi filmler konusunda uyardığı gibi uyarmayı ihmal etmiyor. Evet, bir yayının daha sonuna geldik değerli sosyopat kardeşlerim. Bu yayının şayet sonuna kadar sabredebildiyseniz, zannediyorum ki George Gerbner'a en azından bir miktar hak vermişsinizdir. Ve bundan sonra da çocuklarınıza çizgi film izletirken belki birazcık daha dikkatli olursunuz. Ana kahramanımız ister Kayo olsun, ister Pepe, ister Vanya, ister Mikola.
hiç fark etmez. Hepsi, bütün bu kahramanlar, karakterler dünya üzerinde dolaşan bir takım söylemleri güçlendirmek ya da zayıflatmak için varlar. Ve bizlerin bu sayısız propagandadan kaçışımız belki mümkün değil ama en azından onları tespit etmek, onların adlarını koyabilmek bizim için makul bir hedef diye düşünüyorum. Yayını sonlandırmadan önce her zaman yaptığım gibi sosyopat üyelerime bir teşekkür etmek isterim. Ki birkaç yeni üyemiz de var, onlar da hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Kimmiş benim bu değerli muhterem sosyopatlarım? Oğuzhan Cebe, Zuhal Tarar, Bahadır Tekin, Emrah Demirci, Salih Özal, Serhat Öz, İrem Aydın, Birsen Altaylı Özemir, Başak Kaplan, Nilgün Baykızı, Deniz Erdoğan, Emma, Mehmet Ersöz, Deniz Derya Ata, Selim Kızılboğa, Didem Dağkıran, Sümeyye Okyay, Neylan Öğütveren Ağular, Brave Rush, Abdülkerim Atlı, Tolgahan Erdoğan, Rukiye Kayalı, Betül Uslu, Eren Onat, Meryem Altınışık, Ömer Kamalı, Emre Yılmaz, Kaan, Beti Beti ve aramıza katılan son iki üye Mert Küçük ve Melisa Yıldırım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz de kanala katkıda bulunmak isterseniz yapabileceğiniz şeyler çok açık. Artık siz de bunları biliyorsunuz ancak yine de tekrar etmekte fayda var. Öncelikle bu videoyu beğenebilirsiniz. Yukarı parmak işaretine tıklamak kaydıyla videoyu dijital kamusal alanda çok daha görünür hale getirebilirsiniz. İkinci olarak bu daha da makbule geçer. Videoyu kendi sosyal medya mecralarınızda mümkünse beni de etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Böylece daha fazla insan böyle bir kanalın varlığına dair enformasyon sahibi olur. Ve üçüncü olarak da aylık 5 TL gibi son derece sembolik, cüzi bir ücret ödeyerek siz de kanala katılabilir ve sosyopatlar klanının bir parçası olabilirsiniz. Yepyeni podcast ve videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, esen kalın. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen them many once. I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.